İmam Bukhari, İmam Müslim vardı. Ha hadis yok ki fıkhi şer'i masaları bu işe. İcma ulamalar ittifak olur. İlken şer hadis yok ki fıkhi masaları karşı muhal bulan masaların var mı? İmam Bukhari, İmam Müslimler doğrularda mesela İmam Bukhari'nin müştehit ikerliklerini İmam Müslim'in müştehit ikerliklerini ekser ulamalar etken. Bazı ulamalar onlarını müştehitmez, muhaddis degenler yem var. İbn-i Teymiye Rahimahullah İmam Müslim'ni müştehit demeydiler. Müştehit bu meyen deydiler. Hadis bu içe mütehassıf oladı, deyken müştehit bu meydi. Fikri meselelerde İmam Bukhari'ni Ahl-i Sunna ve Cema'nin imamı deyiladi. Bazı meselelerde özleri ketken, iştihatları cumhurga xilof bo'lishi mumkin, tabiiy. Va bu bilan İmam Buxoriy o'sha cumhurga ketgan xiloflariga gunohkor bo'lmaydi. Balki xato bo'lgan bo'lsa, bitta ajr oladi. To'g'ri topgan bo'lsa, ikkita ajr oladi. Ba'zi rivoyatlar bor. İmam Buxoriy o'sha cumhurga qo'shilgan u masalalarda. Ba'zi rivoyatlar bor, u masalalarda cumhurga xilof bo'lgan. Cumhur deganda ko'pchilik müştehid imamlardan köpçilik bir tamamını turgan ne aytiladi, doğru mu? Şu meselenin tahlilini kılış gerek özü. Cumhur degen de İmam Ahmet İbn Hanbel, İmam Malik İbn Anas, İmam Şafii kebi zatlarını, müştehidlerini bir fikirge ki geldiğini aytilse, bu tamamda İmam Abu Hanife kapketedi deydi ulamalar, doğru mu? Bu kişi cumhurga xilof deydi. Aslida surishtirsangiz, aslida İmam Abu Hanifaning alohida gap gapirishlari cumhurga nisbatan. İmam Abu Hanifani agar İmam Muhammad qo'llab-quvvatlasa, İmam Abu Yusuf qo'llab-quvvatlasa, İmam Zufar qo'llab-quvvatlasa, cumhur biz bo'lib qolamiz. Chunki İmam Muhammadni ijtihod borasida İmam Shofiydan kam joy yo'q. İmam Abu Yusuf'ni İmam Ahmet'ten kam cami yok. İmam Zufar'ni İmam Malik'ten kam cami yok. İşte müştehid bunlara. Bu niye cumhur meselesi de biraz şuradaki tahlil gerek. Cumhur diyen şartlar yetiştirdiğim ama benim canım cumhur buladı. Benim canısı kumayı dediğim bir meyve varmışlar. Ha şu mesela törtte müştehid hakkında gap getirdi ozu. Törtte müştehidden üçtesi bir taraf olsa bunlar cumhur buladı. Bittes kagen olsa bunlar cumhurge hılah buladı. Hadis barasında bu düşünen hangi hılaf kurgan mı İmam Bukhari Müslüman? Hadis barasında mesela hadisinin sanadı barasında gap ko. Mesela İmam Bukhari mes'alatul liqani koy geldiler. Ettiğe mes'alatul liqani. İkide adam rivayet kı geldi gibi, üçüncü adam güvahligi şart. Bunu İmam Müslüm tenkit kı geldiler. Bana kası gedi geldiler. Bunu hılaf yür geldiler. Lekin İmam Bukhari'nin şartları sahihlikte barbar küçüğü çıkan ahırı. Birinci oranga chiqib ketganlar. Buni ham nisbiy o'zi. Biz İmam Buxoriyning sahih to'plamlarini birinchi o'rinda deymiz, to'g'rimi? Bu faqat biz Buxoriy bizdan bo'lganligi uchun emas. Haqiqiy sahih rivoyatni sanadiga nisbatan u kishini qo'ygan shartlari g'olib bo'lgani uchun. Lekin bu faqat o'sha sanatni musnaddagi sahihligi haqida gap u. Lekin ba'zi masalalarda muvatta ustun turadi. İmam Malik'in muvattaları onge amal kılıç fikhi masaladaki üsülüge göre İmam muvatta küçüğü duradı. Birinci onda duradı. Tertibinin güzelliği bağırası İmam Müslim birinci onda duradı. Fikhlerinin babı tovrusu da Abu Davud birinci onda duradı. Bunların birinci orunda degeni sani köp de. Yani cihati köp. Uşan yokşap, muhaddislerini özlerini öz koygan şartlarına göre ıhtılaflar var birbirlerine. İmam Bukhari'nin fikirlerini örgengen ulamalar aksar masalalarda İmam Şafii ile bir çıkanla yetişedi. İmam Şafii ile bir çıkanla, yani bir kıl iştihatları çıkan. Ve Şafii mezhebi de bugün degenler hem var. Lekin o kişiye mezhebi şartmaz. Müştehit bugün o kişi. Ve cumhurga nisbeten hılaf kıyan ihtimalları var. Fakat Buhari'ni bizge kadar sahih toplamları ve sahih toplamlardaki özleri açken babları
kelgan shu bilan Imom Buxoriyning fiqhi degan ma'noda juda tor doirada ilm bor bizda. Imom Buxoriyning fiqhi. U kishidan keyingi shogirdlar o'sha fiqhni davom ettirmagan. Davom ettirib uning ijtihod usullarini kitob qilib, usul qilib qoldirgan emas bizga. Faqat sahih Buxoriyning rivoyati va sharhi qolgan bizga. Kelyapti hozirgacha. Lekin Abu Hanifani o'zlaridan keyin u kishining ijtihodlari, usullari, qoidalarini shogirdlar kitobga soldi va uni usulini ishlab chiqdi. Nima asosda? Iso ibn Abon degan Hanafilarning faqihi bor. Harun ar-Rashidni oldiga bir kishi kelib, Harun ar-Rashidmi deyo ki, boshqa o'sha amirni oldiga bir kishi kelib aytadi. Atrofingizga ana odamlarni to'plab olibsiz, uni haydab yuboring deydi. Nimaga desa, bular hammasi hadisni inkor qiladiganlar deydi. O'sha davrda bo'lgan hodisa. U atrofdagilar hammasi Hanafilar. Hanafilarni o'sha o'zlarining davrlarida bular hadisni inkor qiladi, ahli roy deb tanqid qilganlar ham bo'lgan. Tanqidiy ma'noda amirlarga, xalifalarga bunaqa har xil gaplarni olib kirganlar ham bo'lgan. Shunda keyin xalifa to'xtab tur, bulardan ham eshitaylik deb yiqqan Hanafilarni atrofidagi. Yig'ib so'ragan. Sizlar mana bu masalalarda nimaga suyanasizlar? Deganda atrofdagilar javob bera olmagan. Javob bera olmaganda bu ikkilanib turgan. Bu gap butun shaharga tarqagan. Tarqaganda Iso ibn Abon degan kishi bu masala bo'yicha Hanafilarning usullarini ishlab chiqib kitob yozgan. Nechta ham masalaga. Masalan, mana bu masalaning usuli bu. Bu usulning dalili bu. Bu dalilning qoidasi bu deb masalani shomil komil tarzda qilgan. Va bir yo'lini qilib xalifaga kirdirtirgan. Xalifa bilan ko'rishmagan ekan o'sha kunga qadar. Kitobni xalifa olib o'qiganda xalifalar faqih bo'lgan xalifalar bu davrda. Xalifalari tarix bo'yicha, nasab bo'yicha, fiqh bo'yicha ustun bo'lgan. O'qib aytganki, mana ana endi haqiqiy javob bo'ldi degan. Va haligi odamga aytganki, hech jahonda sen ko'rganmisan kundosh kundoshni chiroyli deganini degan. Sen kundoshlik qilyapsan deganda. Mana shu usulni Hanafilardan qoldirgan shogirdlarning ixlosi, harakati, Alloh taoloning bergan barakasining oqibatida bularda fiqh shakllandi. Biz Hanafilarga yo'nalsak, fiqhi diniy masalalarimizning barchasiga yechim topamiz. Illa yasir, ozgina narsa qolib ketishi mumkin, uni boshqa mazhablar to'ldiradi. O'shuning uchun ba'zan narigi mazhabga ko'ra bu deyiladi, ijtimoiy masalalarda ularga mutlaveradi. Muftiyni imkoniyati bor, imomning imkoniyati bor bunga. Demak, mana shu. Lekin Imom Buxoriyda bu narsa yo'qda. Imom Buxoriydan sanad sahihligiga garantiya bor. Katta ish bu. Bular qilgan ishni masalan Abu Hanifa qilmaganlar. Abu Hanifada sanad masalasidagi harakatlari kitob tarzida qolgani yo'q. Lekin bu bilan Abu Hanifani biz muhaddis emas deya olmaymiz. Abu Hanifani muhaddis deya olganimizdek Buxoriyni biz faqih deya olamiz. Lekin Abu Hanifadan fiqhiy masalalarda mujtahidi mutlaq sifatida murojaat qilamiz. Imom Buxoriyga muhaddis sifatida murojaat qilamiz. O'rnini chalkashtirmaymiz. Tushunarlimi?